Vatandaşın hastanede, eczanede ödediği katkı ve katılım payı sağlık hizmeti harcamalarına yetti, yetmekle kalmadı, hatta arttı. 21 milyar lira sosyal güvenlik fonuna aktarıldı. Şimdi Tabipler Odası'na bir öneri var. Hekimler madem fazla var, vatandaş hastanelere fark ödemesin dedi. Genel sağlık sigortasından ne kadar arttı hocam? Genel sağlık sigortasının artan 2017 yılı için 21 milyar lira bir meblağ arttı. Genel sağlık sigortasında gelir giderden 21 milyar lira fazla. Sadece bu yıl için 21 milyar, toplam 2013'ten 2017'ye kadar 76 milyar liralık bir fazla var. Bu fazlayla rahatlıkla hastanelerin bu sorunları karşılanabilir. Ne diyorsunuz, katkı payı vermesek daha mı iyi? Herhalde daha iyi. İlaç bedelinden protez bedeline, muayene bedeline kadar sağlıkta tam 14 kalemde katkı payı ödüyoruz. Yani o para vatandaşın hastanede, eczanede ödediği para. Katkı payı böyle araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerinde ise 15 lira. Eczaneye gittiğinizde ise ilaç bedelinin %10 ile 20'si arasında bir rakam ödüyorsunuz. Bütçenizi sarsıyor. Etmez olur mu? Etmez olur mu? Her yönden etkiliyor. O pay 21 milyar liralık fazla verince sosyal güvenlik fonuna aktarıldı. Genel sağlık sigortası fonunda biriken bu fazla sosyal güvenlik fonuna aktarılmakta. Burada bir sıkıntı var. Sağlık için toplanan para sadece sağlık için harcanır dedi ve bunu kanun hükmü haline getirdi. O zaman kanuna uyulması gerekiyor. Tabipler Odası bu yasal değil dedi ve bir öneri getirdi. Sağlık için toplanmış olan genel sağlık sigortası fonunun sadece bu amaç için harcanmasını, hem sağlık kurumlarına yeterince destek verilmesini, hem de vatandaşın zaten bu yoksulluk günlerinde, bu kriz günlerinde bu katkı katılım payını ödemekten vazgeçilmesini talep ediyoruz. Vallahi çok iyi olur çünkü katkı payı fazlasıyla veriyoruz. Ne kadar verdiniz en son, hatırlıyor musun? Son 52 lira ödedim. Ne diyorsunuz bu öneriye, alınmasın mı? Alınmasın tabii. Ben mesela bir emekli maaşı var bende. Eşim konuşmuyor, 12 sene oldu Efer. Bir emekli maaşını da geçirmeye çalışıyoruz.